tahliyeleri 31 Ağustos'ta bitirmek için çalışıyoruz. Ne kadar erken biterse o kadar iyi. Askerlerimize yönelik risk her gün artıyor. Avrupa ülkelerinin Afganistan'dan çekilmeyi erteletme baskısı sonuçsuz kaldı. Amerika Birleşik Devletleri tüm çağrılara rağmen kendi koyduğu tarihi değiştirmedi. Tahliyelerin sürdüğü Kabil Havalimanı'nı koruyan yabancı askerler 31 Ağustos'ta ülkeden ayrılacak. Kararı G7 zirvesi sonrasında konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden açıkladı. Gecikmesiz çekilme için artan riskleri gerekçe gösteren Biden, DAEŞ'in Afganistan koluna işaret etti. Aynı zamanda Taliban'ın da yeminli düşmanı olan Daesh Orasan olarak bilinen terör örgütünün saldırı riski arttı. Sahada olduğumuz her gün Daesh Orasan örgütü havalimanına Amerikan askerleriyle müttefik kuvvetlere ve masum sivillere saldırmanın yolunu gözleyecek. Asked the Pentagon. Afganistan'daki yabancı uyruklularla tehlikedeki Afganları çıkarmak için bir haftadan az zaman var. Tahliye uçakları son ana kadar sefer yapacak. Amerika beklenmeyen olay riskine karşı acil durum planı hazırlıyor. 31 Ağustos'tan sonra neler yaşanacağı ise bilinmiyor. G7 ülkeleri Taliban'dan taahhüt istedi. Ülkeyi terk etmek isteyen sivillere güvenli geçiş izni verilsin denildi. <laughs> Taliban 31 Ağustos'u kırmızı çizgi olarak benimsemiş, yabancı askerlerin ayrılmaması halinde bunun sonucu olur uyarısında bulunmuştu. Amerika son ana kadar ikna çalışması yürüttü. CIA direktörü William Burns, pazartesi günü Kabil'de Taliban'ın siyasi lideri Molla Abdülgani biraderle görüştü. Ama Taliban bir günlük bile ek süre vermedi. Amerika Başkanı Joe Biden'ın 31 Ağustos tarihine bağlı olduklarını açıklaması, Taliban'a karşı tam teslimiyet olarak yorumlandı. Taliban üzerinde uluslararası baskının artması için yeni adımlar yolda. İtalya Afganistan konulu geniş kapsamlı toplantı yapılmasını talep etti. Türkiye, Rusya ve Çin gibi ülkelerin de katılımıyla G20 zirvesi düzenlenebilir.